cüretkarlık. Ölümsüz yan Shen savaşçısı öfkeyle bağırdı. Aniden avucunun içinde uzun bir mızrak belirdi ve keskin ucunu Luo Feng'e doğrulttu. İnsan, Alev İmparatoru emrinizde olan ve çağırabileceğiniz biri değil. Alev İmparatoru, Yanşen ırkının mutlak hükümdarıydı. Bu yüzden Luo Feng müthiş bir güç sergilese de bu savaşçı geri çekilecek kadar korkmamıştı. Luo Feng ölümsüz savaşçıya baktı. Gücü tarafından kuşatılmış ve baskı altında olmasına rağmen savaşçı savaşma ruhuyla doluydu. Onun tanrısal gücü dağıldığı anda bu ölümsüz savaşçıyı mutlak gücüyle boğacaktı. Ancak ölümsüz savaşçının gözleri o kadar öfkeyle doluydu ki sanki ateş püskürtecekmiş gibi görünüyordu. Daha fazla bir açıklama yapmadı. Luo Feng ana saraya baktı ve şöyle dedi: "Alev İmparatoru, bu alçak seviyedeki ölümsüz savaşçı bile bana bağıracak cesarete sahip. Neden saklanıyorsun? Burası senin sığınağın." uzayı ve zamanı kontrol edebileceğin yer. Yapma, beni duymuyormuş gibi davranıyorsun. Sözlerini bitiren Luo Feng sessizce bekledi. Aslında herkes buranın Alev İmparatorunun nihai kontrole sahip olduğu Yanşen ırkının evi olduğunu biliyordu. Eğer Luo Feng'in sözlerine kulaklarını tıkıyormuş gibi davranırsa bu Luo Feng'i aptal yerine koymuş olurdu. Sadece birkaç saniye sonra, hon, uzaktaki ana saraydan güçlü bir tanrısal güç dalgası fışkırdı ve bunu kapalı alanın tamamen kapanması izledi. Bir ışık parlamasıyla Luo Feng'in hemen önünde bir figür belirdi. "Sen Blade River İmparatoru insan Luo Feng misin?" diye sordu iri yapılı, tek boynuzlu, kel kafalı bir adam. Siyah savaş zırhı giyiyordu ve yaklaşık 30 fit boyundaydı. Vücudu yılan pullarına benzeyen pullarla kaplıydı. Yüzü bile pullarla kaplıydı. Sadece kafa derisi çıplak ve parlak kalıyordu. O, Yanşen ırkının bir evren şövalyesiydi. Luo Feng başını salladı. "Evet," dedi, tek boynuzlu, kel şövalyeye gülümseyerek, "Ben Buz Doytır'ın şövalyesiyim." dedi. Alev İmparatoru bana burada Blade Nehri İmparatorunu beklemem talimatını verdi ve sonunda işte. Buradasın. Gelişini öğrendiğim anda ırkımızı korumak amacıyla mühürlü alanı gecikmeden kapattım. Luo Feng kendi kendine güldü. Kapattın mı? Kapalı alanın kendisi için özel olarak hazırlandığını biliyordu. İkisi konuşurken Luo Feng'in tanrısal gücü tarafından ezilen ölümsüz savaşçı tek bir kelime bile duyamadı. Buz Doiter'ın şövalyesi ona işaret etti. Blade Nehri İmparatoru dostumu serbest bırakacak kadar nazik olur mu? Buz Doiter'ın şövalyesi sordu. Luo Feng talep üzerine yetkilerini geri çekti. Buz Doiter'ın şövalyesi ölümsüz savaşçıya döndü ve emretti. Çabuk ayrıl. Evet, şövalye. Ölümsüz savaşçı birkaç saygılı selam verdi. Sonra bir anda ortadan kayboldu. Buz Doytır'ın şövalyesi gülümsedi ve Luo Feng'e baktı. Blade Nehri İmparatoru, lütfen beni takip edin. Luo Feng başını sallayarak onu takip etti. Alev İmparatoru'nun elindeki hilelerden korkmuyordu. Buraya gelirken türlü engellerle karşılaşmış ve hiçbir şey onu yarı yolda bırakmamıştı. Artık Yanşen ırkının bölgesine geldiğine göre, eğer Alev İmparatoru iyi davranamazsa, bu Luo Feng'e hakaret olurdu ve öğretmenleri oturan da misafirine de hakaret olurdu. İkili doğrudan saray arazisine ışınlandı. Sarayların etrafında sonsuz alevler vardı ve tam ortasındaki boş bir yolu yaktılar. Yolun sonunda Yanşen ırkının birkaç ölümsüz savaşçısı her iki tarafta da saygılı bir şekilde duruyordu. Luo Feng ve tek boynuzlu şövalye yan yana yürüyorlardı. Alev imparatoru nerede? Luo Feng sordu. Tek boynuzlu şövalye uzaktaki en yüksek sarayı işaret ederek. Burası ana saray," dedi. Aynı zamanda Alev İmparatoru'nun da ikamet ettiği yerdir. Her iki taraftaki diğer iki saray, ortak konukların ikamet ettiği ikinci saraylardır. Blade Nehri İmparatoru, lütfen ikinci saray salonuna ilerleyin. Alev İmparatoru geri döndüğünde sizi kabul edebilir. Luo Feng yüzünü değiştirdi. Zaman mı kazanıyorsun? Luo Feng tek boynuzlu şövalyeye baktı. Alev İmparatoru sana bunu yapmanı mı söyledi? Benim gelişim haberini ilettin mi? Şu anda onu bilgilendirmenin hiçbir yolu olmadığını bana söylemeye çalışma zahmetine girme. Alev İmparatoru, evrenin tek ve tek evren efendisidir. Tüm Yan Shen yarışı, bu bölgeye yayılan herhangi bir haberi kesinlikle her an yakalardı. Bu kadar endişelenme. Blade Nehri İmparatoru, Tek Boynuzlu Şövalye, Luo Feng'in alevlenmesiyle sarsılmamıştı. Alev İmparatoruna az önce haber gönderdim. Kendisi şu anda Orijinal Yıldız'da. Yani, Orijinal Yıldız'dan dönmek için Tanrı Ülkesi taşımacılığından yararlanabilir. Bu da onu hemen buraya getirecek. Luo Feng kayıtsız bir şekilde şöyle dedi: sen yolu göster. Ben şimdilik senin düzenlemelerini takip edeceğim ve sarayda dinleneceğim. Sadece bu Alev İmparatorunun ne zaman ortaya çıkacağını görmek için bekleyeceğim. Lütfen beni takip edin. Tek boynuzlu şövalye. Önden giden Luo Feng'e benzer bir umursamazlık gösterdi. İkili sarayın ikinci salonuna girdi. Hizmetkarlara çeşitli lezzetler hazırlamaları talimatını verdikten sonra tek boynuzlu şövalye oradan ayrıldı. Hiç kimse, üstelik öyle bir kibirle ki, tek boynuzlu şövalye dışarıda bir kez homurdandı. Saraya doğru baktı. Büyük bir küçümsemeyle şöyle düşündü. Ölümsüz bir yaşam formu olsan bile. Yalnızca ikincil bir evren şövalyesinin güçlerine sahipsin. En iyi ihtimalle kaçış taktiklerinde ustalaşıyorsun. Sen kim oluyorsun da Alev İmparatorumuza saygısızlık ediyorsun? Eğer Alev İmparatoru'nun sorun yaratmama emri olmasaydı, sana saygısızlığın sonuçlarını gösterirdim. Hımm. Bunun üzerine tek boynuzlu şövalye dönüp gitti. Luo Feng'le uğraşamazdı. İkinci sarayda evrenin farklı yerlerinden gelen çok çeşitli lezzetler servis ediliyordu. Ayrıca kaliteli bir şarap seçkisi de vardı. Yalnızca yiyecek bile ölümsüz imparatorların tüm servetlerine mal olabilirdi. Luo Feng masada otururken, bu ikinci kardeşim kesinlikle harika bir gösteri yapıyor diye düşündü. Birisi benim nerede olduğumla ilgili haberi sızdırdı ve haberi gizlice yayan kişinin o olduğundan. Neredeyse eminim. Geleceğimi açıkça biliyordu ama yine de buluşmamızı ertelemeyi seçti. Oturan dağ misafirinin emriyle buradayım ve Force Armor'ı çalıştıracak kadar güce sahibim. Bu yüzden bunun için buradayım. Bu, öğretmenimizin emridir. Ancak o. Bir evren efendisi havasına bürünmektedir. Luo Feng sadece başını sallayabildi. Güç zırhı başlangıçta Luo Feng'e aitti. Alev İmparatoru bunu uzun zamandır kullanıyordu ve şimdi gerçek sahibi ortaya çıktığına göre onu geri vermek için hiç acelesi yoktu. Tam tersine, tutunabilmek için astlarına Luo Feng ile ilgilenmelerini emretmiş gibi görünüyordu. Zırhı zorlamak için bekleyeceğim, dedi Luo Feng kendi kendine. Şimdi bakalım ne kadar beklemem gerekecek. Bu konu çoktan abartıldı. Bu evrendeki yüce varlıklar benim hayatımın peşine düşüyor. Haberler her yere yayıldı ve eminim ki hocamız oturuyor. Mountain Guest burada olup biten her şeyi biliyor olmalı ve yakından ilgileniyor. İkinci kardeş. Ah, İkinci kardeş, öğretmenin sana göz kulak olurken, bu oyunda ne kadar ileri gidebileceğini görmek isterim. Bir gün, iki gün, üç gün geçti. Sonra bir ay, sonra iki ay. Ama hala bir haber yoktu. Alev İmparatoru hala gelmemişti. Daha fazla gecikme. Sadece ertelemeye devam ediyor. Luo Feng gözlerini kapattı ve bilinciyle sanal evrenle bağlantıda kalırken ara buluculuk yaptı. Sessizce bekledi. Sonuçta bu güç insanlardan daha aşağıydı. Sadece bekleyebilirdi. Alev İmparatoru, orijinal yıldızdaki kadim ormanlardan birinde bağdaş kurup oturdu. Uzaktan gelen dalgaları dikkatle yokluyordu eğer değerli eşyalar ortaya çıkmak üzere olsaydı, bunların varlığını duyuran benzersiz işaretler olurdu. Üçüncü kardeş, diye mırıldandı, senin şu küstahlığını ehlileştirmeme izin ver. İnsan ırkından olağanüstü bir deha mı? h i -M -M. o zamanlar senden çok daha güçlüydüm senin gibi bir gencin neden birine saygı duyması gerektiğini anlamana yardımcı olacağım. Kıdem ile, Luo Feng zaten bir yıl veya daha uzun süredir sarayda kalmıştı ve bu süre zarfında huzur içinde ve sabırla bekliyordu. Bir gün Luo Feng bağdaş kurarak meditasyon yaparken aniden yüksek bir ses duydu. Hon. Güçlü bir kuvvet çevresine dağılarak tüm saray alanını sardı. Hizmetkarlardan ölümsüz savaşçılara kadar saray arazisindeki herkes saygılarını sunmak için hemen dışarı fırladı. Luo Feng de gözlerini açtı ve ardından "Sonunda buradasın." dedi. Hon uzun, çevreleyen zaman ve mekan değişti. Luo Feng sadece gerçekleşen dönüşümü gözlemledi. Sonra kendini geniş bir saray salonunda buldu. Bu sarayın tahtında çok yüksek, azametli bir figür oturuyordu. Yoğun bir şekilde pullarla kaplıydı. O devasa boynuzu ile yaşen ırkının resmiydi. Gözleri, soyut bir güç hisseden, bekleyen Luo Feng'e baktı. Sanki yanan bir fırına atılmış gibi hissetti. İkinci kardeş, dedi Luo Feng. Alev İmparatorunun gözleriyle buluşmak için başını kaldırdı. O gülümsedi. İkinci kardeş. Sonunda buradasın. Ben. Küçük kardeşin. Uzun zamandır bekliyordum. Hon. Yüksek figür ayağa kalktı. Adım adım merdivenlerden aşağıya doğru ilerledi. Tanrısal bedeni hareket ettikçe küçüldü ve merdivenlerin sonuna ulaştığında Luo Fenkinki ile karşılaştırılabilecek bir yüksekliğe inmişti. Bir dünyalının bakış açısından Alev İmparatoru ezici bir kibir taşıyordu ve diğerlerinin varlığını görmezden geliyordu. Bu kibir onun kemiklerine, yani ruhuna işlemişti. Doğal olarak ondan kaynaklandı. Hiçbir şekilde bahane yoktu. Bu, diğer bazı gururlu ve kibirli büyük varlıklardan farklıydı. Alev İmparatorunun kibri ve kendini beğenmişliği o kadar ikna ediciydi ki birçok kişi onun, gerçekten derebeyleri olmayı hak ettiğini haykırdı. Üçüncü kardeş, dedi Alev İmparatoru, Luo Feng'e bakışlarında bir miktar dostlukla bakarken, orijinal yıldızdaydım, diğer ırklardan sayısız büyük varlıkla değerli eşyalar için savaşıyordum değerli bir ilkin ortaya çıktığı o kritik anla karşılaştım. Bu yüzden epey bir süre geciktim. Umarım bunu abartmadın. Kalp. Elbette yapmadım. Diye yanıtladı Luo Feng. Hım. Alev İmparatoru başını salladı ve şöyle dedi. Puti ile sohbet ettim. Öğretmenimiz oturan dağ misafiri de bana bazı emirler verdi. Sana gelince. Bazı bilgilendirici materyalleri kasıtlı olarak topladım. Sen kesinlikle milyonda birsin. Bir insan ırkının olağanüstü dehası. Ama şunu bilmelisiniz ki bugün sahip olduğunuz her şey. Öğretmeninizin size olan inancı sayesindedir. Gurur duymayın. Alçak gönüllü bir şekilde eğitim alın ve mümkün olduğu kadar çabuk bir evren şövalyesi olun sonra bir statüye geçin. Evrenin efendisi, ilk kardeşin ve ben o günün gelmesini bekliyoruz. Luo Feng hafifçe kaşlarını çattı. Alev İmparatorunun gösterdiği bu üstünlük gösterisinden hoşlanmamıştı ama, elbette çok çalışacağım. Diye cevap vererek durumu halletti. Şans seninle. Oturan dağ misafirinin üçüncü öğrencisi olmak için Yıldız Kulesi'nin ölüm kalım mirasını üstlenebilirsin. Alev İmparatoru Luo Feng'e baktı. Bu yüzden bu fırsatı her zamankinden daha fazla değerlendirmelisiniz. Öğretmenimizi asla hayal kırıklığına uğratmayın. İkinci kardeş. Luo Feng hemen cevapladı. Buraya gelme amacımı biliyor olmalısın. ''Haha, <laughs> güç zırhı için. Elbette biliyorum.'' Alev İmparatoru Luof Henke gülümsedi. Üçüncü kardeşine gelince, Alev İmparatoru ondan hoşlanmıyordu. Tamamen içgüdüseldi. Oturan dağ misafiri, genç Alev İmparatorunu tüm kalbiyle eğitmişti ve bu yüzden o, evrenin birinci sınıf, aşkın dahilerinden biri haline gelmişti. Ve şimdi Luo Feng ondan hiç de aşağı değildi. Alev İmparatoru bile gelecekte bu üçüncü kardeşin yüce gerçek hazineye, Yıldız Kulesi'ne sahip olacağını fark etti. Bu nedenle Alev İmparatoru Luo Feng'i büyük bir tehdit olarak gördü. Ancak Luo Feng, oturan dağ misafirinin kendisini adadığı üçüncü öğrenciydi. Alev İmparatorunun buna bir son vermesinin hiçbir yolu yoktu. Büyük kardeş Puti, Alev İmparatorunun en az önemsediği kişiydi. Daha önce oturan dağ misafirinin hizmetkarıydı. Bu yüzden güçleri Alev İmparatorununkinden çok farklıydı. Ama bu üçüncü kardeş, Alev İmparatorunu tetikte tutuyordu. Doğru, dedi Luo Feng. Burada güç zırhım için buradayım. Onu kullanma gücüne sahip olduğumda öğretmenimiz onu senden almamı söyledi. İşte şimdi buradayım. Alev İmparatoru Luo bakarak kuvvet zırhı bu geniş evrendeki süper gerçek hazinelerden biridir diye yanıtladı. Onun sınırsız bir gücü var ve sen daha yeni ölümsüz oldun. Hala onun gücünü serbest bırakamayacak kadar zayıfsın. Elinizde olsaydı Force Armor'u bile kaybedebilirdiniz. Bana göre Force Armor'un hatırı için ve kendi güvenliğiniz için kardeşim, gücünüzü geliştirmeye devam etmelisiniz. Sizin için çok geç değil. Bir evren şövalyesi olduğunda güç zırhını elde etmeni istiyorum. Senin için onunla ilgilenmeye memnuniyetle devam edeceğim ve bir evren şövalyesi olduğunda onu doğrudan ellerine teslim edeceğim. Sarayın içinde zaten Alev İmparatorundan memnun olmayan Luo Feng Çile'den çıkmıştı. "Force Armor bana ait." diye düşündü. Onu kullanıp kullanamayacağım ve kaybedip kaybetmeyeceğimin seninle hiçbir ilgisi yok. Usta Luo Shanken'in komutası altında güç zırhını almak için buradayım ve tek yapmanız gereken güç. Zırhını bana vermek. Neden başıboş dolaşıyorsun? Luo Feng öfkeyle dolu olsa da tek seçeneği onu bastırmaktı. Alev İmparatoru sırıtarak Luo Feng'e baktı. Kardeşim, dedi. Kendini iyi eğit ve bir evren şövalyesi ol. O zaman güç zırhını kullanabilirsin. Luo Feng gülümsedi. "İkinci kardeş," dedi. "Evrendeki tüm büyük varlıklar tarafından Force Armor olmadan avlanmadan hayatta kalmayı başardım. Eğer şimdi Force Armor'u alabilirsem, çok daha güçlü olacağım ve ölme olasılığım çok daha az olacak. Ben, ikinci kardeşim, sadece bana güç zırhını ver." Hiçbir şeyi şansa bırakma. Alev İmparatoru bağırdı. Sesi Luo Feng'in ruhunu titretti. Force Armor, evrenin efendileri tarafından bile arzu edilen süper gerçek bir hazinedir. Şansını denemeye nasıl cesaret edebilirsin? Alev İmparatoru Luo Feng'e baktı. Gücü fiziksel bir güç gibi dışarıya doğru nüfuz etti ve Luo Feng'i dağlar gibi bastırdı. Force Armor sana ait olabilir ama sonuçta Usta Zuo Shan tarafından sonsuz zaman ve enerjiden sonra yaratıldı. Onu kaybetmeyeceğini garanti edebilmelisin. Bunu senin için yapıyorum. En iyi çıkarlar. Kendini eğit ve bir evren şövalyesi ol. Sonra sana güç zırhını vereceğim. Alev İmparatorunun sesi gürledi ve Luo Feng'in ruhunu sarstı. Ancak Luo Feng'in iradesi sağlamdı ve kule incisi olmasa bile bir evren efendisinin ki kadar güçlüydü. Alev İmparatoru yalnızca yakın dövüşte usta. Güçlü bir evren ustasıydı. Tek başına sesiyle bir evren efendisinin fikrini değiştiremezdi. İkinci kardeş. Bana güç zırhını verme konusunda isteksiz olduğunu mu hissediyorum? Luo Feng Alev İmparatoruna baktı. Heng, Alev İmparatoru aniden öfkelendi ve tüm saray öfkeyle kapana kısıldı. Gücü Luo Feng'i bastırdı. "Üçüncü kardeş," dedi Alev İmparatoru. "Kuvvet zırhını Usta Zuo Shan'kenin emri altında yüz milyonlarca yıldır sizin için saklıyorum ve yeterince güçlü olduğunuzda onu size vereceğim." Force Armor'u kullanabiliyor olsan da hala zayıfsın ve ben bunu senin iyiliğin için yapıyorum. Force Armor'u kaybedersen Usta Zuo Shan'keyi hayal kırıklığına uğratırsın. Bunun için endişelenme. Luo Feng kararlıydı. Eğer kaybedersem Usta Zuo Shan'key'e kendim söylerim. Söyle ona. Ona nasıl söyleyeceksin? Alev İmparatoru ona sordu. Luo Feng, bu seni ilgilendirmez, diye yanıtladı. Biraz başarılı oldun diye bu kadar kibirli mi oldun? Alev İmparatoru başını salladı. Luo Feng Alev İmparatoruna baktı ve sakince şöyle dedi. Daha fazla söze gerek yok ikinci kardeş. Bugün Force Armor'ı almak için buradayım. Onu bana verecek misin vermeyecek misin? Yeterince güçlü değilsin. Dedi Alev İmparatoru, ama Luo Feng onun sözünü kesti. Eğer bana vermek istemiyorsan onu senden alma gücüm yok. Tek çarem bunu Usta Zuo Shanke'ye daha sonra söylemek. Eğer Usta Zuo Shanke Force Armor'ı hala elinde tutmun gerektiğini düşünüyorsa seni bir daha rahatsız etmeyeceğim. Luo Feng hafifçe eğildi. Kendimi göstereceğim. Luo Feng arkasını döndü ve gitmeye başladı. Alev İmparatoru şaşırmıştı. Force Armor'dan vazgeçmek istemediğini hiçbir zaman söylememişti. Luo Feng'in kendi başına geri adım atmasını istiyordu. Alev İmparatoru, Luo Feng vazgeçerse Usta Zuo Shan'kenin karışmayacağına inanıyordu. Sonuçta ilk kabul eden Luo Feng oldu. Alev İmparatoru Usta Zuo emriyle çeliştiği için doğrudan hayır diyemedi. Üçüncü kardeş. Alev İmparatoru bağırdı. Ancak Luo Feng durmadı. Durmak. Alev İmparatoru bağırdı. Sesi etrafındaki uzayı ve zamanı sarstı. Luo Feng etrafındaki sahnelerin değiştiğini gördükten sonra saraya geri döndü. Alev İmparatoruna baktı ve şöyle dedi. Neden beni durduruyorsun? Usta Zuo Shankei'yi göreceğim. Bunu sana vermeyi reddettiğimi ne zaman söyledim? Alev İmparatorunu istedi. Sana sadece zayıf olduğunu söylüyordum. Ama uyarılarıma rağmen onu gerçekten istiyorsan. O zaman onu sana vermek zorunda kalacağım. Gelecekte kaybedersen beni suçlama. Bu forstur. Zırh. Alev İmparatoru ellerini çevirdi ve avucunun içinde bir dizi zarif elmas zırh belirdi. Zırhın üzerinde karartılmış gravürler vardı. Güç zırhı Alev İmparatoru'nun elindeki cennetsel tanrı gibiydi ve Luo Feng ona bakarken nefesini tuttu. Force Armor'a bakan Luo Feng heyecanlandı. Genel zırh kral zırhı ve imparator zırhı gibi çok daha sağlam zırh parçalarından türetilmişti ve Zuoshan. Ken'in üçüncü öğrencisi için hazırladığı üstün bir gerçek hazineydi. Alev İmparatoru gibi zirvedeki bir evren ustası bile onu vermek konusunda isteksizdi. Sonuçta, güç zırhı veya Alev İmparatoru Teber gibi gerçek bir hazineyi hiçbir zaman tek başına elde etmemişti. Hala ne bekliyorsun? Alev İmparatoru dedi. Luo Feng ellerini uzattı ve tanrısal gücü güç zırhının etrafına iplik gibi dolandı. Güç zırhını tanrısal gücünün bir iziyle deldi ve içindeki yaşam izini kazıdı ve aynı zamanda kuvvet. Zırhı hakkındaki kadim bilgiler Luo Feng'in zihnini doldurdu. Su. Luo Feng. Dünya yüzüğüne Force Armor'u koydu. Luo Feng gülümseyerek, ikinci kardeş. Şimdi ayrılıyorum. Dedi. Fırsatım olursa tekrar gelip seni göreceğim. Alev İmparatoru, ne zaman istersen buraya gelebilirsin. Dedi. Luo Feng ana sarayı hemen terk etti ve uzay sarayları ile dışarıyı ayıran portal boyunca yürüdü. Saraylar çevredeki uzay dalgalarından izole edilmişti. Bu da dışarıya ışınlanmanın imkansız olduğu anlamına geliyordu. Bunu yapabilecek tek kişi sarayın sahibi Alev İmparatoruydu. Su Luofeng saraylardan ayrıldıktan hemen sonra kendini ışınladı ve kölelerinden birinin Tanrı Ülkesi ulaşımını kullanarak Alev Tanrısı ırkının bölgesini terk etti. Yıldız, 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 yıldız. Luofeng Tanrı ülkesi ulaşımını kullanarak ayrılırken Alev İmparatoru ana sarayın dışında durdu ve trabzanlara yaslandı. Hank, üçüncü kardeş, diye fısıldadı Alev İmparatoru. Etkileyici. Her iki aday da ölüm kalım mirası sırasında öldü. Ama sen hayatta kaldın. Her ne kadar Luo Feng'in şanslı olduğunu iddia etse de, Zhu Shan'kenin öğrencisi için geniş bir seçenek yelpazesine sahip olduğunu açıkça biliyordu. Dünyadaki her nesilde milyarlarca varlık vardı ve milyarlarca yıl içinde başarıya ulaşan ilk kişi Luo Feng oldu. Zhu Shan'ken'in eğitimi olmasa bile olağanüstüydü. Alev İmparatoru bitmek bilmeyen acılardan sonra bugünkü haline gelmişti ama Zuo Shan'ken'in ona sunduğu engellerin zor olmadığını biliyordu. Yaşam ya da ölüm mirası en korkunç olanıydı. Alev İmparatoru yavaş yavaş sakinleşerek sonunda güç zırhını aldı, dedi. Luo Feng'e karşı ihtiyatlı olmasına rağmen Luo Feng Yıldız Kulesi ile bir evren ustası olsa bile, en fazla onu bastırabilecek olağanüstü bir evren ustası olacağını biliyordu. Evrenin efendisi olması onu öldürmek için yeterli değildi. Bir evrenin yüce üstadı olmadığı sürece, evrende yalnızca birkaç evrenin yüce efendisi vardır. Bir ırkın bir evrenin üstün efendisi olduğu sürece, bu bir zirve yarışıdır. Yalnızca evrenin yüce efendilerini kendi taraflarında bulunduran süper güçler gerçek en üst düzey süper güçlerdir. Evrenin efendilerini yeniden diriltmek için zamanı geri döndürmek zorundalar ve evrenin tepkisine kolayca dayanabilirler. Hepsinin olağanüstü becerileri var. Gittikleri her yerde gökyüzünü ve toprağı kontrol edebiliyorlar ve hatta evren kanunlarının bile onlardan kaçınması gerekiyor. Zuo Shang de onlardan biri. Ancak birisi üstün bir usta olursa evrenin zirvesine çıkabilir. Alev imparatorunun gözleri arzuyla parladı. Kimsenin ikinci en iyisi olmaya istekli değildi. Bu yüzden gücünü keskin bir şekilde artırma konusunda her zaman bu kadar kararlı olmuştu. Öğretmeni Zuo Shanke olmasına rağmen, atılımını esas olarak bağımsız çalışma yoluyla yapmıştı. O zaten en üst seviye evren ustaları arasında yer alıyordu ve bir evrenin yüce üstadı olmaya, yalnızca bir adım uzaktaydı. Yüce usta, terimi yeterince açıklayıcıydı var olan en güçlü varlıklar olarak görülüyorlardı. Evrenin bütün bir bölgesine hükmetmeyi başardılar. Rahatsız edilme korkusu olmadan evreni tek başlarına dolaşabilirlerdi. Ayrıca durdurulmadan diğer ırkları soyarak yetenekleri de öğrencileri olarak kabul edebilirlerdi. Bir adım daha ileri gidebilirsem sizin seviyenizde olacağım usta Zuo Shanke. Dedi Alev İmparatoru. Arkasını döndü ve sarayına doğru yürüdü. Yıldız 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 yıldız. İnsan bölgesi. Ganwu Evren Ülkesi. Moşa Feng kurak bir gezegendeki bir çukurdan çıktı. Benim tanrı ülkem 3300 ışık yılı uzaklıkta. Moşa'nın bedeni öne çıktı. Su. Kısa sürede 1000 ışık yılı ileri gitti. Moşa'nın bedeni uzayla evren şövalyelerinden daha iyi birleşebiliyordu ve uzay kalbinden özü. Emerek özel bir yaşam formu haline geldiğinde Moşa'nın bedeni uzayla mükemmel bir şekilde birleşmeyi başarmıştı. Kendini tek seferde yüz ışık yılı uzağa ışınlayabilen domain yetenek tekniğini bile kazanmıştı. Ölümsüz olduktan sonra tanrısal gücü ve zihni önemli ölçüde gelişti ve kendisini evren. Şövalyelerine kadar ışınlayabildi. Su, su, su. Üç ışınlanmanın ardından uzay ara katmanına girdi. Bir kez daha ışınlandı ve tanrı ülkesine girdi. Tanrı ülkesi sınırsızdı ve uzak okyanus yavaş yavaş genişliyordu. Luo Feng, Uzak okyanusun üzerindeki gökyüzünde parıldayan altın saraydan dışarı çıktı ve dalgaların üzerinde durdu. Zırhı zorla. Luo Feng, tanrısal bedeniyle tamamen bütünleşen şeffaf bir zırhla kaplıydı. Güç zırhının her Lifei Luo Feng'in kasları ve organlarıyla birleşti ve vücudunu sınırsız güç doldurdu. Güç muhteşem hissettiriyordu. Her şeye gücü yeten. Luo Feng gözlerini kapattı ve bundan keyif aldı. Bunun usta Zuo Shanke tarafından hazırlanmış gerçek bir hazine olmasına şaşmamalı. Luo Feng bağırdı. Bu bilgiyi zaten Alev İmparatorunda iken almıştı. Force Armor özel bir zırh takımıydı. Hukuk bilinci gerektiren diğer gerçek hazinelerin aksine Force Armor. Asker zırhı. Genel zırh ve kral zırhı gibi tanrısal bedenlerin gücünü gerektiriyordu. Tanrısal vücut ne kadar sağlamsa, kuvvet zırhı da o kadar güçlü olurdu. Hon, aniden devasa bir gölge ortaya çıktı. Bu altın boynuzlu canavardı. Luo Feng gülümsedi. Force Armor'u dene, dedi. Su, şeffaf zırh bir ışık huzmesi gibi altın boynuzlu canavara doğru uçtu ve altın boynuzlu canavarın tanrısal bedeniyle birleşti. Luo Feng Force Armor'u aldığında o da onun gücünün tadına vardı. Ustası Yan Knight'ı orijinal yıldıza gireceğini bildirmek istediği için bilinciyle sanal evrene bağlandı. Sanal evrende Yıldırım Adası'nın uçsuz bucaksız dağ yamacının yakınında Gerçek Yan Şövalyesi'nin sarayları duruyordu. Sarayların önünde oturup şarap içen ve yüksek sesle sohbet eden altı kişi vardı. Kafasında üç boynuzu olan iri yapılı, şişman bir adam garip bir şarap şişesini havaya kaldırdı ve büyük yudumlar aldı. Söylentilere göre Orijinal bir yıldızın uçsuz bucaksız ovasında birdenbire muhteşem bir tanrısal saray ortaya çıktı, dedi. Önünde üst düzey bir gerçek hazine hakkında ayrıntılı bilgileri belgeleyen eski bir tablet vardı. Bu gerçek hazineyle kişi ışınlanarak düşmanlardan kaçabilir veya savaşta uzayın katmanlarını kolayca kesebilir. Bu üstün bir hazinedir kaçmak ve saldırmak için iyi olan gerçek hazine. Bu en üst düzey gerçek hazineye, göksel altın yelken, denir. Tuttu ve içini çekti. Hemen bir sonraki an. Üç evren efendisi. 18 evren aşırı yükü ve yüzden fazla evren şövalyesi saraya hücum etti. Kapılar hızla kapandı. Ve 6 yıl sonra tekrar açıldığında hayatta kalanların sayısı içeri girenlerin sayısının yarısı kadardı. Söylentiye göre cennetsel altın yelken en sonunda Kuzey Bölgesi İttifakı'nın bir evren ustası tarafından ele geçirilmiş. Turu da dahil olmak üzere diğer 5 evren şövalyesi yanıt olarak şaka yaptı. Gerçekten mi? Kuang Zhou Knight daha önce yaptığın gibi hikayeler uydurma. Eğer bu gerçekten olduysa neden bizim bundan haberimiz olmadı? Kuang Zhou Knight o kadar sert baktı ki gözleri küçük. Yuvarlak toplar gibi dışarı fırlamış gibiydi. Hikayeler mi uydurdum? Yapmadım. Ne şimdi ne de o zaman. Vücudu cam göbeği saçlarıyla kaplı bir kurt adam şövalye. Ama daha önce paylaştığınız haber. Orijinal yıldız iki döngü önce açıldığında olan bir şeyle ilgiliydi. Diye alay etti. Az önce bahsettiğim cennetsel altın yerken. Orijinal yıldız bu kez açıldığında ilk kez ortaya çıkan üst düzey gerçek bir hazinedir. Kuang Jonite gözleri hala açık bir şekilde konuştu pek çok iyi arkadaşım var ve bu kez orijinal yıldıza girenlerin çoğu her türden hikayeyle geri döndü. Bugün cennetsel altın yelkeni öğrendim ve hemen size her şeyi anlatmaya geldim. Ve siz de benim öyle olduğumu düşünüyorsunuz. Blöf mü yapıyorum? Bana inanmıyorsanız bekleyin ve görün. Birkaç yıl sonra cennetsel altın yelkenin haberi herkese ulaşacak. O zamana kadar hepiniz gerçeği öğreneceksiniz. Kızma. Kuang Jo Şövalyesi. Bize bu üst düzey gerçek hazinenin doğuşu hakkında daha fazla bilgi ver. Evet. Bize daha fazlasını anlatın. Size daha fazla şarap koyayım. Diğer evrenin şövalyeleri onu gülümseyerek ikna etti. Kuang Zhou Night sakinleşti ve şişesindeki şarabı tek dikişte bitirdi. Sonra onu uzattı ve dedi ki, bunu doldurun, hepiniz çok aç gözlüsünüz. Bu en üst düzey gerçek hazineler. Bunların her biri, evren efendilerini arzudan delirtecek kadar değerli. İstekli oldukları ölçüde çılgınlar. Birbirinizi öldürün. Kuang Zhou Knight içini çekerek başını salladı. Bu sefer, orijinal yıldız yalnızca 100 yıldan biraz daha uzun bir süredir açık. Zaten hakkında konuşulacak bu kadar çok üst düzey gerçek hazineye sahip olmak nasıl mümkün olabilir? Birkaç üst düzey gerçek hazine bile ortaya çıksaydı. Ben korkarım öldürülen birkaç evren efendisi olması kaçınılmaz aniden, diğer evren şövalyeleri onlara doğru uçan uzaktaki bir figüre bakmak için döndüler. Herkes bir baksın, bu Blade Nehri İmparatoru Luo Feng değil mi? Doğru yan, öğrencin burada, gerçekten de Luo Feng'ti. Öğrencinizin yaklaşık 100 yıl önce Yanşen ırkının topraklarında diğer ırklardan sayısız büyük varlık tarafından avlandığını duydum ama zarar görmeden kaçmayı başardı. Gerçek yan, teknikleri karşılaştırırsak, en azından yeteneği kaçmak seninkinden çok daha güçlü. Turu yan, elbette benden daha güçlü, diye güldü. O, insan ırkının gelecekteki destek Onun hayatta kalma gücü üstün olmalıdır. Onlar sohbet ederken Muofeng oturdukları yere doğru ilerledi. Öğretmenim. Luo Feng bir gülümsemeyle selamladı. Luo Feng. Gel. Otur. Dedi Turu Yan ve yanındaki koltuğu işaret etti. Luo Feng güldü ve oturdu. Etrafındaki diğer evren şövalyelerine baktı ve onları bir gülümsemeyle kabul etti. Görüyorum ki herkes de burada. Vücudunun uzun tüylerle kaplı olması nedeniyle ilk bakışta aslana benzeyen yaşlı. Gülümseyerek şunları söyledi. Orijinal Stara ilk açıldığında girmeye cesaret edemedik. Hakkında daha fazla haber duymak, bilgi almak isteriz. Orijinal Yıldız'da neler olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Blade River İmparatoru, o orijinal Yıldız'a girme niyetinizi duyduk. Neden hala gitmediniz? Bu sonuca vardı çünkü kişinin orijinal yıldıza girdiği anda sanal evrene bağlanması imkansızdı. Kuang Zhou Knight ters ters baktı. Blade River Emperor'un gidip gitmediğini nasıl bileceksiniz? Blade River Emperor, kendisini çeşitli bedenlere bölme yeteneğine sahip. Belki de bir bedeni insan ırkının alanına bırakmıştır. Bu şekilde sanal ortama girebilecektir. Evren her zaman bu mantıklı. Kuang Knight çok mantıklı. Diğerleri yüksek sesle güldüler. Bazıları Luo Feng'e baktı ve şöyle dedi. Blade River Emperor, orijinal yıldızza gittin mi? Henüz değil. Luo Feng gülümsedi. Ama çok yakında. Efendime bilgi vermek için buradayım. Sonra orijinal yıldıza gireceğim. Hemen. Turu uyan Knight biraz şaşırmıştı. Blade River İmparatoru. Seninle kim geliyor? Kurt adam şövalyesi sordu. Yalnız gitmiyorsun değil mi? Luo Feng başını salladı. Yalnız gidiyorum. Herkes itiraz etmeye başladı. Bu çok tehlikeli. Çok sayıda kıdemli evren şövalyesi öldürülüyordu. Blade River İmparatoru, diğer büyük varlıklarla ittifaklar kurman senin için daha iyi. Luo Feng güldü ve şöyle dedi. Endişelenme. Sadece deneyim biriktireceğim. Kuang Zhou Knight. Çan şeklindeki gözleriyle Luo Feng'e baktı. Eh. Elimde orijinal yıldız hakkında. Son yüzyılda olup biten her türlü şey dahil. Bazı detaylı bilgiler var. Arkadaş edinmeyi seviyorum. Bu, her türlü bilgiyi toplamamı sağlıyor. Çoğunu bilmiyor olabilirim ama ben o listede kesinlikle ilk üçte yer alıyorum. Size bilgiyi daha sonra vereceğim. Girmeden önce iyice bakın ve her orijinal yıldızın içinde dolaşan her şeyi anlayın. Luo Feng minnettardı. Bu Kuang Joe şövalyesinin çok lütufkar bir davranışı yan Knight gülümseyerek. Kuang Zhou Knight pek çok şey biliyor ve bol miktarda bilgiye sahip. Diye onayladı. Ama Blade River İmparatoru. Diye devam etti Kuang Zhou Knight. Gözleri hala açık bir şekilde. Ne kadar çok bilgi toplarsam. Orijinal yıldızlarda ne kadar çok tehlikenin gizlendiğini o kadar çok fark ediyorum. Orada onu kontrol altında tutacak bir kanun ve düzen yok. Başlangıçta barışçıl gibi görünebilir. Ancak gerçek hazineler ortaya çıkmaya başladığında çok fazla kargaşa olacak. Yüce varlıklar onlara sahip çıkma hakkı için savaşmak için ortaya çıkacak. Zayıf olanlar kısa sürede ortadan kaldırılacak. Bunu görün, gücünüzle ve sahip olduğunuz birçok gerçek hazineyle, diğer ırkların kıskanç büyük varlıklarının dikkatini çekmeniz kaçınılmaz. Hayatta kalma şansınız yüzde ondan fazla olmayabilir. Yüzde on mu? Emin misin? Diğer evren şövalyeleri başlarını salladı. Luo Feng, etki alanı adlı yetenek tekniğine sahip onun hayatta kalma şansının %10'u geçmediğini nasıl söylersin? Luo Feng, evrenin büyük varlıklarından oluşan bir sürü tarafından avlanırken ölümden kaçtığı için kendisine büyük bir itibar kazanmıştı. Yine de Luo Feng şaşırmıştı. Şansı gerçekten bu kadar düşük müydü? Evrenin efendileri yüzünden mi? Luo Feng kaşlarını çattı. Evren ustaları elbette güçlüdür. Bu sefer orijinal yıldızda toplananların yarısından fazlasının evren ustaları olduğu söyleniyor. Ama onlardan çok azı var ve 10.081 orijinal yıldızın tamamına dağılmış durumdalar. Olmayacak. Hiçbir evren orijinal yıldızların çoğuna hakim olamaz. Bir yıldızla karşılaşma şansı düşüktür. Kuang Zhou Knight Hayatta kalma şansınızın evrenin efendileri yüzünden değil, orijinal yıldızların içindeki ortam yüzünden düşük olduğunu söylüyorum," diye açıkladı. Her orijinal yıldız ancak belirli bir ölçüde büyük olabilir ve yıldızların içinde toplanmış çok sayıda kıdemli evren şövalyesi ve evren lordu vardır. Ancak konumunuz ortaya çıkar çıkmaz diğerleri Yetenek tekniği etki alanınıza karşı karşı saldırılarını hemen planlayacaklardır. Dolayısıyla kaçamayacaksın ve sonunda öldürüleceksin. Luo Feng hafifçe başını salladı. Bu doğruydu. Daha önce kendisine de belirtildiği gibi, ortaya çıkan bir koz artık bir koz değildir. Domain'in güçleri bu dünyaya ait olmayabilirdi ama bu onu yenilmez yapmıyordu. Eğer kötü niyetli birkaç evren efendisi birlikte çalışsaydı onu yenmek zor olmazdı. Sorunları tek başına çözebilecek kadar güçlü. Birinci sınıf tekniklere sahip bazı evren efendileri bile vardı. Kuang Zhou Knight, bir partnerinizin olması en iyisi, diye uyardı. Birbirinizi tamamlayın ki. Tehlike olduğunda ikiniz de kaçmak için yetenek tekniğiniz etki alanına güvenebilirsiniz. Bazı tehlike türleri, dayanmak için bir ortağın yardımını gerektirir. Luo Feng gülümseyerek, teşekkür ederim Kuang Zhou Şövalyesi, dedi. Kuang Zhou Knight, bilgi size gönderildi, dedi. Bir sonraki an Luo Feng bir e-posta aldı. Ekteki dosya. Orijinal yıldızın açılışından bu yana 100 yıl veya daha fazla süre boyunca meydana gelen çeşitli olaylar hakkında metin, resim ve video klipler şeklinde geniş miktarda ayrıntılı bilgi içeriyordu. Luo Feng içten içe iç çekti. Şans eseri güç zırhını elde etmişti. Luo Feng, Force Armor'la sanki yanımda bir kale taşıyormuşum gibi diye düşündü. Moşa bedenimin diğer varlıkların şeklini ve aurasını dönüştürme ve kopyalama gücüyle birlikte kim Beni Blade Nehri İmparatoru Luo Feng olarak tanıyabilir? Tanrı ülkesinde orijinal dünyalı bedeni ve altın boynuzlu canavar bedeni güç zırhını denemiş ve her biri onun gücünü hissetmişti. Durum Force Armor'un ustasını tanıdığı anda ne olacağına dair edindiği bilgilerle örtüşüyordu. Luo Feng hayret etmeden duramadı. Force Armor gerçekten yüce bir gerçek hazineydi. Alev İmparatoru gibi yüce bir varlığın ona tutunmak için neden bu kadar gizli yollara başvurduğunu anlayabiliyordu. Luo Feng Force Armor'un bin hazine nehrinden bile daha güçlü olabileceğini tahmin etti. Force Armor, Sitting Mountain Guest'in tasarımına göre geliştirildi ve yapıldı. Bu, eşsiz bir zırh seti şeklindeki gerçek bir hazineydi ve Luo Feng'in bildiği diğer gerçek. Hazinelerden çok farklıydı. Shivu Wings ve Altın Kral Zırhı gibi gerçek hazineleri ve ayrıca Antik Tekne Galaksisi gibi. Hazineleri kontrol etmek için kişinin çok yüksek düzeyde hukuk anlayışına sahip olması gerekiyordu. Luo Feng gibi biri bile Shi Wu Wings ve Golden'ın yalnızca ikinci formlarını başarabilirdi. Kral Zırhı. Antik Tekne Galaksisine gelince. O hala tam potansiyelini açığa çıkaramıyordu. Ancak Force Armor tamamen farklıydı. Asker, general, kral ve imparator zırhının hukuk anlayışıyla ilgisi yoktu. Bunun yerine bedensel güce bağımlıydılar. Force Armor da aynı şekildeydi. Bedensel güce bağlıydı. Eğer tanrısal beden yeterince güçlü olmasaydı yüksek hukuk anlayışına sahip olsanız bile faydasız olurdu. Eğer tanrısal beden güçlü olsaydı, kişinin kanun anlayışı düşük olsa bile hiçbir şey ters gitmezdi. Force Armor'un üç farklı formu vardı. İlk form, aktivasyon için bir sektör lordunun 100 milyon katı güce ihtiyaç duyuyordu. Etkinleştirildiğinde, maddi saldırıların gücünü bloke edebilir ve 1 Ocak 0 kadar zayıflatabilir. Ruh saldırıları yalnızca 1 bölü 10 A kadar zayıflatabilir ve kullanıcı. Bir sektör lordunun gücünün 100 milyon katına eşit bir güç kazanabilir. İkinci form. Aktivasyon için bir sektör lordunun 100 milyar katı güce ihtiyaç duyuyordu. Etkinleştirildiğinde maddi saldırıların gücünü bloke edebilir ve 1 Ekim 0 kadar zayıflatabilir. Ruh saldırıları 1 bölü 10 A kadar zayıflatabilir ve kullanıcı. Bir sektör lordunun gücünün 1 trilyon katına eşit bir güç kazanabilir. Üçüncü biçimin etkinleştirilmesi için bir sektör lordunun gücünün 100 trilyon katı gerekiyordu. Etkinleştirildiğinde maddi saldırıların gücünü bloke edebilir ve bir, yüz bine kadar zayıflatabilir. Ruh saldırıları 1 bölü 10, a kadar zayıflatabilir ve kullanıcı. Bir sektör lordunun gücünün 100 trilyon katına eşit bir güç kazanabilir. Bu son derece güçlü. Hayat kurtaran gerçek bir hazineydi. Bir evren efendisi tanrısal bedenini aktive etmek için yaktığında üçüncü formu aktive edebilecekti. Bu formla, diğer evren efendilerinin süper gerçek hazineleri tarafından yapılan her türlü maddi saldırı boşa çıktı. Maddi saldırılar hiçbir şekilde tehdit oluşturmaz. Bu etkiler yalnızca kişi, yüce gerçek hazineler gibi daha güçlü. Saldırıya dayalı gerçek bir hazineyle karşı karşıya gelmediği sürece uygulandı. Böyle yüce bir gerçek hazinenin orijinal yıldızda ortaya çıkması halinde çok sayıda evren efendisi arasında hararetli bir kavga meydana gelecektir. Bir ya da iki evren efendisinin arbedede hayatını kaybetmesi olağan dışı bir şey değildi. Luo Feng'in Yıldırım Adası'ndaki sarayının içi Luo Feng özel odasının kutsal ortamında orijinal yıldızlarla ilgili materyali okudu. Etkileyici, dedi. Bu Kuang Zhou Şövalyesi gerçekten orijinal yıldızlar hakkında detaylı bilgi topladı ve planım işe yarayacak. Ama burası gerçekten tehlikeli. Ve burası güçlü yönetimin olduğu bir yer. Tamam, diğer üç bedenim zaten orijinal yıldızlara açılan kapıdalar. İnsan bölgesinden yüz ışık yılı uzaklıktaki bir uzayda, uzayda hiç yıldız yoktu. Bunun yerine yalnızca hidromanyetik sıvının oluşturduğu fırtınalar vardı. Uzayda 40 metrelik bir gölge duruyordu. Bir çift gümüş boynuzu ve mor gözleri vardı ve gri pullarla kaplıydı. Üstelik akrep kuyruğu da vardı. Orada duruyordu. Kanlı ve güçlü omzunda garip bir canavar çömelmişti. Canavarın kanatları, başında beş boynuzu ve kalın toynakları vardı. Bilgi sahibi olan herkes bu yaratığı tanımlayabilirdi. Boynuzları, gri pulları ve akrep kuyruğu olan, insan formundaki bir yaratık. Bu, mor pupa canavarı, YDI. Canavarlar her biçimde olabiliyordu ve bazıları insanlara benziyordu. Mor pupa canavarı da onlardan biriydi. Mor pupa canavarları kana susamışlıklarıyla biliniyordu. Elbette çoğu uzay canavarı kana susamıştı. Pek çok büyük varlık. Mor pupa canavarının omzundaki bir metre uzunluğundaki tuhaf canavarı da tanırdı. Bu, uzay canavarlarının 12 zirve yaratıklarından biri olan altın boynuzlu canavardı. Haha. <laughs> Öğretmenim bile beni tanıyamıyor. Dedi Luo Feng gülümseyerek. Moşa'nın bedeni mor pupa canavarı şekline dönüştü ve herhangi bir aura üretmedi. Luo Feng altın boynuzlu canavarın omzunu okşadı. Moşa'nın bedeninin içindeki dünya halkası. Uzak okyanusun bedenini saklıyordu ve uzak okyanusun gövdesi. Gücünü dünya halkası aracılığıyla yaydı. Luofeng gülümsedi. Diğer büyük varlıklar. Moşan'ın bedenine ilk elden tanık olduklarında kana susamış gaddarlığı ancak hissedebilirlerdi. Onun güçlü varlığı. Güçlü bir evren şövalyesininkine rakipti. Bir varlığın gücünün kapsamı onun tanrısal bedeniyle ilgiliydi. Beden ne kadar güçlü olursa. Güç de o kadar güçlü olur. Evrenin efendileri. Yarattıkları zirve veya nihai teknikler nedeniyle güçlüydü. Ancak güçleri evren şövalyelerininkine benziyordu. Bu yüzden eğer bir evren derebeyi gücünü gönüllü olarak göstermezse onu hissetmek imkansızdı. Luo Feng'in uzak okyanus bedeni bir sektör lordununkinden 100 milyon kat daha güçlüydü ve devasa boyutundan dolayı gücü Birçok güçlü evren şövalyesinden nispeten daha fazlaydı. Elbette, Haliç canavarının gücü daha da güçlüydü. Altın boynuzlu canavar şu anda yalnızca 1,8 metre uzunluğunda olmasına rağmen hem dünyanın tanrıları hem de canavar tanrı dönüşümünü zaten gerçekleştirmişti. Luo Feng Nihai tekniklerini yaratmak için harcadığı 80 bin yıl boyunca dünya tanrılarını uygulamak için sayısız değerli malzeme satın almıştı. Sonuçta sektör lordu olarak pratik yapmak ona çok pahalıya mal olmaz. Luo Feng, birden fazla hazinesi olmadan zaten yüksek bir statüdeydi ve hazinelerden birini birçok değerli malzeme ile takas edebilirdi. Kolayca dünya tanrılarının en yüksek seviyesine ulaştı. 36 kat artış. Dünyanın tanrılarını bitirdikten sonra bedeni kolaylıkla büyütülüp küçültülebilirdi ve bu onun gücünü etkilemezdi. Dünya tanrıları 36 kat güçlendirmeye sahipti ve canavar tanrı dönüşümünün 3. seviyesi 8 kat güçlendirmeye sahipti. Birleştirildiklerinde Haliç canavarının vücuduna yalnızca 45 kat güçlendirme verebildiler. Ancak güçlendirme yetenek tekniğini uygularsa 90 kat artışa ulaşabilirdi. Luo Feng, Moşa bedenimin uzak okyanus bedeninin gücünü yaydığını ve bunun kıdemli evren şövalyeleri seviyesinde olduğunu düşündü. Ancak Haliç'ten gelen kuvvet çok daha güçlüdür. Luo Feng omzundaki altın boynuzlu canavara baktı ve altın boynuzlu canavar da ona baktı. Göz teması kurdular. Haha, ha. bizi gören herkes bizi uzay canavarı ittifakının iki büyük varlığı olarak görecek. Luo Feng gülümsedi. Evrende dokuz süper güç vardı ve bunlar altı zirve ırkın altı ittifakıydı. Ataların Tanrı Okulu Kuzey Bölgesi İttifakı ve Uzay Canavarı İttifakı. Altı İttifak ve Kuzey Bölgesi İttifakı birbirlerine karşı şiddetli bir şekilde savaştı. Ataların Tanrı Okulu ve Uzay Canavarı İttifakına gelince, onlar çatışmalardan kaçındılar. Ataların Tanrısı Okulu hiçbir bölge için savaşmadı ve Uzay Canavarı İttifakı nadiren görüldü sıradan bir uzay canavarı bile nadir görülen bir manzaraydı. Uzay canavarı ittifakının ülkesi evrende bir sırdı. Her ne kadar uzay canavarı ittifakının bazı büyük varlıkları bazı özel koşullar altında görülebilse de, orijinal yıldızların açılması gibi, uzay canavarı ittifakı ülkesinin nerede olduğunu çok az kişi biliyordu. Normalde savaştan kaçınan ve topraklar için savaşmayan bir varlık türü mükemmel bir kılık değiştirmeydi. İnsan kimliğim evrende meşhurdur. Kendi biçimimde orijinal yıldızların üzerinde hareket eden bir hazine gibiyim. Kesinlikle çeşitli ırklar tarafından avlanacağım. Luo Feng gri pullarına bir göz attı. Bu görünüş pek fazla dikkat çekmeyecek ve ben de onlar tarafından kuşatılmayacağım. Sonuçta orijinal yıldızlarda tüm ırklardan büyük varlıklar vardı. Birbirlerini korkuttular. Başarıyı garanti edemedikleri sürece başkalarına saldırmazlardı ve Blade River İmparatoru olarak bilinen Luo Feng kesinlikle baştan çıkarıcıydı. Ancak uzay canavarının iki büyük varlığıyla baş etmek o kadar da kolay değildi. Luo Feng uzaktaki yere baktı. Hidromanyetik fırtınaların arasında devasa bir girdap vardı. 6 milyar mil çapındaydı. Etrafındaki alanı parlıyor ve büküyordu ve girdaptan gelen basınç sıradan bir ölümsüz dövüşçüyü ezebilirdi. Orijinal yıldızlara açılan bir portal Luo Feng fısıldadı. Su. Luo Feng geçide adım attı ve içeri uçtu. Derine indikçe baskı daha da güçlendi. Hon. Uzun. Basınç çevredeki alanı titretti ve Luo Feng portalın derinliklerinde kayboldu. Girdaptan çok yüksek bir figür uçtu. Kanlılığı ve vahşeti korkunçtu. Ancak çevresinde daha vahşi bir güç vardı. Yüksek figürden ve garip. Bir şekilde sevimli canavardan iki güç yayılıyordu. Bunlar orijinal yıldızlar. Luo Feng etrafına baktı. Girdap portalı arkasındaydı. Onlar sınırsız. Luo Feng üzerindeki baskıyı hissedebiliyordu. Bir nötron yıldızında ya da buz cehenneminde olduğundan çok daha güçlüydü. Luo Feng bir ormana indi. 10.081 orijinal yıldız vardı ve her biri aynı büyüklükteydi. Çapı 60 milyar mil, uzay dalgaları orijinal yıldızların üzerinde tamamen donmuştu ve basınç sıradan ölümsüz savaşçıları yok edebilirdi. Basınç alanı titretti. Ayrıca burada Tanrı ülkesi taşımacılığına da izin verilmiyordu. Yıldızın çapı yalnızca 60 milyar mil idi ve bu yüce varlıklar için büyük değildi. Ancak böyle bir baskı altında Luofeng'in hızını artırması uzun zaman alacaktı. Üstelik bu kadar büyük bir baskı altında dönmek ve hızları değiştirmek beceriksiz bir iş olurdu. Burası, alan adı tipi gerçek bir hazineden çıkan bir alan gibiydi. Baskı çok büyük. Yaşam geni seviyesi 100 kat olan ve bir sektör lordununkinden 10 milyon kat daha fazla güce sahip olan Moşa vücudum bile orijinal yıldızların üzerinde yürümekte zorlanıyor. Luo Feng, altın boynuzlu canavar omuzlarında yatarken dikkatlice yürüdü. Ormandan çıkıp dağın eteğine ulaştı. Önünde geniş bir ova vardı. Luo Feng ileri doğru ilerledi ve etrafını saran enerji gücünü dikkatlice hissetti. Kuang Zhou topladığı bilgilere göre, orijinal yıldızların üzerindeki enerji kuvvetini algılamak, büyük varlıklar arasında değerli eşyaları bulmanın en popüler yoluydu. Uzun bir süre sonra, Hon, bir enerji dalgası Luo Feng'e ulaştı. Orada, Luo Feng arkasını döndü. Hon. Luo Feng anında bir ışık huzmesi gibi hızlandı. Ancak hızlandıkça direnç daha da güçlendi ve Mo Shan'ın bedeni açıkça buna dayanamadı. Direniş o kadar güçlü ki. Tanrısal gücü hemen yakın. Luo Feng tanrısal bedeninin bir kısmını yakmaya başladı. Hızlandı ve anında ışık altı hıza ulaştı. Uzaklara doğru uçtu. Altında uçsuz bucaksız bir ova vardı. Luo Feng uçmaya devam etti. Kısa bir süre sonra beş büyük varlığın tepelerde birbirleriyle kavga ettiğini gördü. Su. Luo Feng indi. Beş evren şövalyesi. Diye mırıldandı Luo Feng. Bir tarafta iblis ırkından birini gördü. Muazzam ve inanılmaz derecede güçlüydü. Diğer tarafta ise çeşitli ırklardan varlıklar vardı. Luo Feng hızlıca tahminde bulundu. Eğer içlerinden biri iblis ırkındansa ve diğerleri muhtemelen 9 bölge ittifakındansa, evrende 9 süper güç vardı ve 12 üst güç vardı. Irkların ve evren şövalyelerinin sayısı söz konusu olduğunda 12 üst gücün insan ittifakından ve iblis ittifakından daha aşağı düzeyde olduğu söylenemez. Onları süper güçlerden ayıran tek şey evrenin yüce varlığıydı. Ama Luo Feng etrafa bakan harika varlıklardan oluşan 6 takım var. Görünüşe göre pek çok büyük varlık dövüşe ilgi duymuştu ve onun dışında 6 seyirci daha vardı. Ancak hepsi karışmak yerine uzaktan izliyorlardı. Üç başlı bir canavar sesini aktardı ve şöyle seslendi. Hapishane Irkı İttifakı, Kristal Irk İttifakı ve Cihuan İttifakı. Ayrıca Uzay Canavarı İttifakı'nın da büyük bir varlığı var. Üç hazineden ikisine zaten sahibiz. Hadi gidelim. Uzay Canavarı İttifakı. Kaplumbağa kabuğuna sahip iblis ırkından bir varlık Luo e doğru baktı. Hadi gidelim. İblis ırkı uzay canavarı ittifakı ile yakından ilişkiliydi ve iblis ırkı her zaman uzay. Canavarlarının iblis ırkına ait olduğunu düşünmüştü. Su, su. İblis ırkının iki evren şövalyesi ve dokuz bölge ittifakının diğer üç evren şövalyesi de ayrıldı. Dövüşten sonra İblis ırkının ve Dokuz bölge ittifakının büyük varlıkları ayrıldı. Kargaşanın ilgisini çeken diğer ırklardan büyük varlıklardan oluşan 7 dalga seyirci. Dövüşü uzaktan izledi. Daha sonra kalabalık sessizce dağıldı. Olan her şey Kuang Zhou Knight'ın bana verdiği tanımla tam olarak eşleşiyordu. Luo Feng Altın boynuzlu canavarın itaatkar bir şekilde omzuna çömeldiği ıssız ovanın silueti boyunca gezinirken şunları söyledi: "Orijinal yıldızın içindeki büyük varlıklar çok dikkatlidir. Eğer çok az değerli eşya varsa veya kendilerine yeterince güvenmiyorlarsa harekete geçmezler." İblis ırkı ile 9 bölge ittifakı arasındaki savaş sırasında Gerçek bir hazine, sanırım içinde muhtemelen sadece birkaç hazine vardı. Eğer aurası gizlenmiş olsaydı, o zaman gerçek bir hazineyi yalnızca görünümüne dayanarak sıradan bir hazineden ayırmak kolay olmayacaktı. Ancak orijinal yıldızlarda işler farklıydı. Orijinal yıldızlar değerli eşyalarla doluydu. Farklı türde değerli eşyalar ortaya çıktığında pek fazla tepki alınmıyordu. Bazı üst düzey hazineler ortaya çıktığında belki bir miktar tepki gelebilirdi. Ancak gerçek bir hazinenin doğuşu sırasında kesinlikle bir yanıt olacaktır. Yanıt ne kadar büyük olursa, gerçek hazinenin seviyesi de o kadar yüksek olur. Yer altından yüzeye çıkan bir saray bile vardı. Bu saray gerçek bir hazinenin saklandığı yerdi. Bu nedenle, yanıt ne kadar büyük olursa, gerçek hazinenin seviyesinin de o kadar yüksek olacağı ima edilebilir. "Ha," dedi Luo Feng, uzaktan bir girdabı gözlemleyerek. Havada asılı kaldı. Yolun hangi orijinal yıldıza gittiğini bilmenin hiçbir yolu olmayan başka bir girdap kapısı. Kendisine verilen bilgilerde verilen açıklamaya göre 10081 orijinal yıldız vardı ve her yıldıza giden rastgele dağıtılmış 10081 girdap bağlantılı portal vardı. Bunlardan sadece biri yıldızları bırakmak için kullanılıyordu. Bu, Luo Feng'in varış noktasına ulaşmak için kullandığı girdap portalına giden yoldu. Diğer 10080 yol diğer 10080 orijinal yıldıza gidiyordu. Luo Feng, "Orijinal yıldızlardaki tüm büyük varlıklar hazine arar," dedi. "Rastgele ve pervasızca koşmuyorlar. Çoğu muhtemelen belli bir noktada nöbet tutuyor ve sabırla bekliyor. Bir yerde bir auranın veya başka bir benzersiz işaretin izini hissettiklerinde ona koşuyorlar." Luo Feng, önceki nesil orijinal yıldızlardan edinilen deneyimlerden ders almaya karar verdi. Onların uygulamalarını sadakatle takip edecekti. Su Luo Feng hemen aşağıya daldı ve kendini alçakta bulunan antik bir ormana doğru uçarken buldu. Yaklaşık 600 mil yüksekliğinde bir dağ vardı. Her ne kadar dünya üzerindeki diğer dağlardan çok daha yüksek olsa da, orijinal yıldızlarla karşılaştırıldığında ortalama kabul edilirdi. Yıldızlardaki antik ağaçlar, çiçekler ve yapraklar çok güzeldi. Luo Feng, düşen yapraklardan oluşan yatağın üzerinde yavaşça geziniyordu. "Burada orijinal yıldızın üzerindeki baskı çok büyük." dedi. Zayıf ölümsüz ruhlar kesinlikle yok edilir. Ancak bu bitkiler burada, dağların ve kaya oluşumlarının ortasında gelişip çiçek açabilir. Luo Feng etrafına baktı ve gövdesi 30 metre kalınlığında olan kısa, sağlam bir ağaç gördü. Şüphesiz ki bu bitkilerin hepsi ölümsüz silahlar yapmak için kullanılan malzemeler olabilir. Bunlar kesinlikle yüksek değere sahip nadir malzemelerdir. Luo Feng bunun farkındaydı ama hiçbir şey kabul etmeyecekti. Zaten bunu yapmaya çalışan öncüler vardı. Peng, Luo Feng ağaç gövdesine tekme attı. Ağaca çarpan güçlü tanrısal gücünün yarattığı etkiyi değerlendiren Luo Feng, büyük ağacın geniş araziyle birleştiğini hissedebiliyordu. Tek bir tekmeyle tüm vücudu havaya savruldu ve oldukça uzağa çiçek ve yeşilliklerle dolu yemyeşil bir bahçenin arasına yayılmış bir yere düştü. Kendini topladı. Gerçekten hayretle baktı. Bütün bu yapraklar orijinal yıldızla birleşmiş. İstihbarat buradaki bitki yaşamının kolay kolay zarar görmediğinden bahsediyor. Süper varlıklar kasıtlı olarak zarar vermeye çalışsalar bile bir araya toplanıp hızla büyüyerek orijinal hallerine dönerler. Luo Feng, kendisini çevreden izole etmek için tanrısal gücünü kullandı. Sonra sağ bacağındaki tanrısal gücü ateşledi. Gücü inanılmaz derecede arttı. Yüksek bir hon Ayağını yere vurduğunda ses çıktı ve havaya büyük bir toprak bulutu fırladı. Çarpmanın etkisiyle yerde bir delik oluştu. Luo Feng kenara çekildi ve tek kelime etmeden izledi. Bir süre sonra dağılan toprak yeniden dağıldı ve çukur yeniden doldu. Yerde tutunma belirtisi yoktu. Her şey orijinal biçimine döndü. Gerçekten de Luo Feng düşündü. Ne muhteşem bir orijinal yıldız. Orijinal yıldızlarda, orijinal yıldızla birleşmiş gibi görünen herhangi bir nesne, dünya, yapraklar ve daha fazlası zorla alınabiliyordu ancak yalnızca kısa bir an için. Her zaman hak ettiği yere çok çabuk dönecekti. Bu nesneleri toplamaya yönelik her türlü çabanın boşa çıkması kaderinde vardı sadece yeni ortaya çıkan değerli eşyalar gibi orijinal yıldızlarla birleştirilmemiş nesneler alınabiliyordu. Kendini muhteşem orijinal yıldıza kaptıran Luo Feng, ormanda gezinerek etrafındaki her şeyi gözlemledi. Çi, Luo Feng'in bacağı sert ve sağlam bir şey hissetti. Onun tanrısal gücü göz önüne alındığında, sıradan taşlar uçup gider. Engelbeli zemin düzleşirdi. Ha, Luo Feng aşağıya baktı. Yerden keskin, gümüşi bir kenar çıkıyordu. Ucu çamurla lekelenmişti. Luo Feng nesneyi titizlikle hissetti. Bunda benzersiz bir şey vardı. Gözlerini kırpıştırdı. O kadar şanslı olamam değil mi? Kendi kendine mırıldandı. Orijinal yıldızlarda pek çok değerli eşya vardı. Bazı hazineler hiçbir belirti vermeden ortaya çıkabilir. Nehir gibi yerlerde ve toprağın altında ortaya çıkabilirler. Yürürken bile bir hazineye rastlamak mümkün. Bu tür olaylar eşi benzeri görülmemiş bir olaydı. Yürürken değerli bir şeye mi rastladınız? Luo Feng çömeldi ve sağ eliyle keskin kenara dokundu. Keskin tırnakları sıkıca kenetlendi ve tanrısal gücü. Keskin gümüş kenarı sanki bir iplik ağı gibi çevreledi. Biraz kuvvet uyguladı. Hua. Sanki bir havuç koparıyormuş gibi çekti. Toprak gevşedi ve yerden yaklaşık bir buçuk ayak uzunluğunda kare gövdeli gümüş bir nesne çıkarıldı. Luo Feng tanrısal gücüyle nesneyi sıyırdı ve tüm çamur silindi. Bazı eski kanunların yazılı olduğu zarif bir kapağa sahip gümüş. Kare bir gövde ortaya çıktı. Aurası belirsizdi ama şüphesiz bir hazineydi. Haha. <laughs> Sir Nine Blade'in benim gerçek hazinelerimden birini ödünç almak için bir teşekkür simgesi olarak. On hazineyi kullanmaya istekli olmasına şaşmamalı. Dedi Luo Feng. Gülümsüyordu. Bu orijinal yıldızda o kadar çok hazine var ki yürürken bir tanesine rastlayabilirim. Yürürken değerli bir şeye rastlamak. İşte bu bir şanstı. Ancak orijinal yıldızda gerçekten de pek çok hazine vardı. Orada yeterince uzun süre kaldığı sürece bu hazinelerden onlarca hatta yüzlercesini elde etmek çok da zor olmayacaktı. Daha sonra bir dizi hazine karşılığında kişinin ırkına katkıda bulunulabilir. Üstelik bu hazineler normalde bulunması zor olan değerli malzemelere de ayrılabiliyordu. Büyük miktarda hazinenin parçalara ayrılmasının ardından sayısız değerli malzeme toplanıp sıradan bir gerçek hazineye dönüştürülebilirdi. Sıradan bir gerçek hazine yaratmak kolay bir iş değildi. Evrende Force Armor, Original Soul ve Yan Shen Teber gibi süper gerçek hazineleri inşa edebilecek tek bir varlık olabilirdi ve bu kişi oturan Dağ misafirinden başkası değildi. Luo Feng'in yaşam izi bu kare gövdeyi damgaladı. Anında onun malı oldu. Ona bir bilgi akışı aktarıldı ve gümüş kare gövde sanki sihirli bir küpmüş gibi hızla küçüldü. Çok geçmeden bir şeftaliden büyük değildi. Ha! Kendi içinde kapalı bir alan içerebilen mühür tipi bir hazine. Bu mühürlü bir yıldızla kıyaslanabilir. Luo Feng memnuniyetle başını salladı. Bu orijinal yıldıza girdiğimden beri ilk hazine ve ilk gün. Eğer her gün bir tane elde edebilseydim. Yüzlerce ve binlerce yıl sonra kaç tane hazine toplamış olurdum. Haha, ha, bunun imkansız olduğunu biliyordu. Yine de her gün keyifli yürüyüşler sırasında hazinelere rastlamayı düşünmek eğlenceliydi. Luo Feng günün yarısı boyunca ormanda dolaştı ama ne yazık ki tek bir hazine bile bulunamadı. Amaçsızca dolaştı ve düşen yaprakların arasında bağdaş kurarak oturduğu boş bir yer buldu. Orada sabırla bekledi. Zaman uçup gitti. Orijinal yıldızlar tam 1100 yıl boyunca açık kalmıştı. Bu da daha önceki gerçek hazinelerin ortaya çıkma şansının düşük olacağı gerçeğini doğruluyordu. Bu olay bir zamanlar Mavi Ay'da yaşandı. Sonunda bir dizi hazine ve sıradan gerçek hazineler. Normalde sıradan eşyalar. Oldukça aranır hale geldi. Hazineleri bulmak biraz şans gerektiriyordu. Luo Feng'in orijinal yıldıza ilk ayak basmasının üzerinden iki yıl geçmişti ve henüz bir dizi. Hazineyi görmemişti. Her ne kadar üç kez auralarını hissetmeyi başarmış olsa da. Auralar onun duyularına göre nispeten zayıftı. Bu, diğer büyük varlıkların ne kadar keskin olduğunu gösteriyordu. Ortaya çıktıklarında değerli eşyalara en yakın olanlar en şanslı olanlardı. Hazine dizisinin ortaya çıktığı üç seferde Luo Feng çok uzaktaydı. O koştuğunda, hazine serisi için verilen mücadele çoktan sona ermişti. Şanslıyım. Tek bir hazine dizisi bile yok. İki yıl oldu ve yalnızca iki hazine elde edebildim. Ne kadar yazık. Luo Feng kadim ormanın zirvesinde durdu ve uzaklara baktı. İki hazine için iki yılın yine de oldukça verimli olduğu düşünülebilirdi. Sonuçta orijinal yıldızdaki yaşam sürekli risklerle doluydu. Luo Feng artık uzay canavarı ittifakının bir üyesi kılığına girmişti. Uzay Canavarı İttifakı gizemli, uhrevi bir aura taşıdığından, diğer ırkların büyük varlıkları genellikle bu ittifakın büyük varlıklarından uzak dururdu. İki yıl geçmişti ve Luo Feng omzunda altın boynuzlu canavar ile birlikte oldukça itibar kazanmıştı. En azından birçok büyük varlık onları tanımış ve hatırlamıştı. Luo Feng kendi kendine mırıldandı. İnsanlık ittifakı, şeytan ittifakı, otomat yarışı ittifakı ve böcek askerleri ittifakı şiddetli kavgalara girişti. Şiddet için bir bahane olduğu sürece savaşlar her zaman bir olasılıktır. Dört zirve yarışı birbirine bitişikti. Nefret sürekli olarak birikiyordu ve orijinal yıldızlardaki savaşlar her zaman son derece şiddetliydi. Belki Luo Feng hala anlayamayacak kadar gençti. Böcek askerlerinin casusları tarafından bir gezegenin yok edilmesine yol açan bir pusuya. Düşürülmesinin yanı sıra çamur yutan şövalyenin bir suikast girişimine maruz kalmasına rağmen. Böcek askerlere, iblis ırkına ve otomat ırkına karşı nefreti vardı aşırıya kaçacak kadar yoğun ya da delilik derecesinde değildi. Luo Feng'in yüreğinde böyle bir nefret yoktu ama insan ırkının gerçekten uzun süre yaşamış büyük. Varlıkları farklıydı. Çok uzun yaşamışlardı ve bunun sonucunda da sayısız çatışma ve diğer üç zirve ırka karşı aşırı. Nefret biriktirmişlerdi. Kavgalar birbirini izledi ve nefretleri yavaş yavaş arttı. Öyle görünüyordu ki sonunda her erkeğin nefreti derinleşti. Luo Feng kendi kendine iç çekti. İki yıldır buradayım ama bir kez bile savaşa girmedim. Tam kendini acıma duygusu hissederken. Bulunduğu yere doğru yayılan benzersiz bir aura tespit etti. Artık daha deneyimli olduğu için şaşkına dönmüştü. Hemen tepki gösterdi. Bu bir dizi hazine diye fark etti. Ya da sıradan gerçek bir hazine. Ve bu aura yakın görünüyor. Luo Feng heyecanlıydı. Daha önce üç kez hissettiği hazinelere uzaktan bile yaklaşamamıştı ama bu sefer çok yakındı. Su. Luo Feng'in Moşa bedeni tanrısal gücünü göz açıp kapayıncaya kadar ateşledi. Tam hızla fırladı. Hon. Doğrudan auranın kaynağına uçtu hapishane yarışından dev bir varlık 9 metreden fazla yükseklikte. Tüm vücudu altın alevle parlayarak ayakta duruyor her biri en az 300 metre boyunda diğer iki. Evren şövalyesiyle birlikte görülebiliyordu. Kavisli sırtlarının üzerinde vücutları siyah pullarla kaplı 12 çift siyah kanat vardı. Bu aura oldukça güçlü. Bir dizi hazine ya da muhtemelen gerçek bir hazine olabilir. Birlikte auranın geldiği yere doğru uçtular. Ortaya çıkan bir hazinenin aurası. Bu bir hazine. Bölgede toplanmış olan altı farklı birlik artık son hızla enerjinin kaynağına doğru koşuyordu. Yayılan aurayı takiben. İki veya üç evren şövalyesinden oluşan birlikler mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde auranın kaynağına doğru koşmaya başladı. Bu bölümün sonu. Bir bölümün daha sonuna geldik, her ne kadar sürçü lisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.